Xblog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Parlak, hoş geldiniz. Bugün sizler için Kuşadası Davutlar bölgesinde çok özel bir villa tanıtımına geldik. Umarım beğenirsiniz. Buradaki detaylardan size bahsetmek istiyorum. İki adadan oluşuyor parsellerimiz. Toplamda 20 dönüm, 20 dönüm olmak üzere 40 dönüm arazi içerisinde 145 adet villadan oluşuyor evlerimiz. Denize 1200 metre uzaklıktayız. Burada evimizde neler var derseniz 3 oda 1 salon, tabanda 50 metrekare, üst katta 70 metrekare, 120 metrekare bir kullanımımız var. Ekstrada bir 20-25 metrekare kapalı bir veranda alanımız da bulunuyor. Kış bahçesi olarak kullanabiliyoruz. Erkam'la beraber istersen yavaş yavaş geçelim mi Erkam tanıtımı? Hadi geçelim. Dediğim gibi toplamda burada 145 adet villamız bulunuyor. Burada 25 adet her villaya kullanmak üzere havuzumuz var. Toplam o zaman 6 adet havuzumuz bulunuyor sitemizde. Dediğimiz gibi iki parselden oluşuyor. Burada 3 adet havuzumuz var bu parselde. Bir de bunun yan tarafında ikinci parselimiz oluşuyor. Orada da 3 adet havuzumuz var. Kullanılmak üzere hepsi olimpik havuzlar. Dediğimiz gibi bu karşı cephemizde komşumuzun yine kullandığı bir ev. O da kış bahçesiyle çevirmiş. Zaten bu tarz yazlıkları baktığınız zaman Erkam şöyle göstermeni istiyorum. Ya panjurlarla ya da kırma camlarla kapatıyorlar ki neden? Kış aylarında bahçe mobilyası zarar görmesin. Veya kış aylarında oturan insanlar burada yağmur seyretsin. Yağmur sesi dinlesin. Ne bileyim sigarayı içmesini, ne bileyim Nescafe'sini orada yudumlayabiliyorlar. Onlar açısından çok kullanışlı. Evimiz de burada. Evimizi dışarıdan Erkam zaten şu an size gösteriyordur. Evimizde şu an klimalarımız takılı ve eşyalı. Ev eşyalarının hiçbiri ev sahibi tarafından bırakılmıyor. Onlar ev sahibi tarafından alınacak. Biz Erkam'la beraber bahçeyi döndürüp size böyle göstermek istiyoruz. İstersen Erkam ilk tarafa başlamadan önce şurada bir depo alanımız var. Arka tarafta onu göster istersen izleyicilerimize. Evet, elektrikli panjurla kapalı. İçeriden de aynı şekilde onun açılımını ve kapatımını göstereceğiz. Yine akabinin de evin içerisinden göstermek istiyordum ama bahçeye gelmişken her bir taraftan çıkabileceğimiz bir burada teras alanımız aslında. Yine ahşap pergola ile kapalı kullanabileceğimiz bir kış bahçesi yapılmış. Gayet de güzel ve baktığımız zaman karşı komşumuzda ve yan komşumuzda bizi ayıran gayet büyük limoni seller var. Burada eğer insanlar düşünürse rahatsız olur muyuz diye gerçekten kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Zaten bu tarz sitelerde oturan insanların hepsi nezih insanlar. Birbirinden değerli insanlar. Biz evin şöyle sol tarafına kalan bahçeyle beraber Erkam'la geziyoruz. Burada bir nar ağacımız var ve Daikin klima motorumuzu buraya takmışlar. Evin dış cephesinde yine seramik ve fileli sıva kullanılmış birçok yerinde. Bu inşaatı yapan bir firma zaten senelerdir burada Davutlar'da bu işleri yapan güzel insanlar, güzel işçilik çıkartıyorlar. Gayet de büyük bir kompleks yapmışlar. Ellerine sağlık öncelikle. Erkam narlar nasıl? Yavaş yavaş hazırlanıyor desene. Evet Erkam, burada yine aynı öndeki gibi kış bahçesinin daha farklısını yapmışlar. Buradaki alanı kullanmışlar. Sonuçta iskan alınmış durumda olduğu için istediğin gibi her tarafı açıp kapatabiliyorsun. Ne yapmış buraya ev sahibimiz? Evet, güzel de bir portmanto yapmış baktığın zaman. Bütün kirli görüntüyü alabilecek bir portmanto var. Akabininde ikinci çelik kapımızdan geçiş yapıyoruz. Evimiz eşyalı olduğu için ben ayakkabılarımı çıkartıyorum. Evet. Hemen salonumuza giriş yapalım seninle beraber. Dediğimiz gibi 50 metrekare tabanda oturum sağlayan evimiz. Üst tarafta 70 metrekare, 120 metrekare 3 artı 1 net kullanımımız var. Burada ufak ufak dokunuşlar yapılmış. Mesela birkaç depo yapılmış, merdiven altı ıvır zıvır. Zaten size veranda alanımızı Erkam'la beraber göstermiştik. Tekrar dışarıdan şöyle gösterelim. Evet, 6 kişilik bir masamız var. Yanına salıncak koyabiliriz. Doğru mu Erkam? Birçok alanda kullanabiliriz. Burada 2 tane 2,5'luk koltuk koyulmuş. 1 adet berjer. Karşı tarafında yine televizyon koyulmuş. Bakarsan metrekare olarak belki ufak gelebilir ama gayet kullanışlı yazlık konseptinde. Bu masa buraya biraz büyük gelmiş. İzleyicilerimiz de emin olun ki aynı şeyi söylüyordur. Birazcık daha büyük bir masa koymaktansa ufak bir masa ve bunu yok etmek gerekiyor yazlık konseptinde. Evet, ters tarafa döndüğümüz zaman da merdiven altında burada depolama alanı bırakılmış Erkam. Yan tarafında da yine aynı şekilde şöyle açayım sana.
karşı tarafına hem süpürgeyi koymuşlar. Orada bütün burada kötü görüntüyü kaldırabilecek, kapattığın zaman güzel görüntü sağlayabilecek bütün her şey orada. Burada da yine U şeklinde bir mutfağımız var. Hem yarım kapalı olarak gözüküyor. İstersen buraya da şuraya kadar kapama yaparsan tam kapalı bir mutfakta yapabilirsin Erkan. Bence beyaz renk bu mutfağa da çok yakışmış baktığın zaman. Depolama alanları da geniş. Vestel'in burada ankastre ürünleri var. Yine aynı şekilde beyaz seçilmiş bir buzdolabı. Beyaz fayanslarla beraber burada renk olarak da kiremiz seçilmiş. Alt taraftaki ortak bir banyo tuvaletimizi de gösterelim Erkan seninle beraber. Buradaki ortak banyo tuvalet. Bazen biliyorsun alt katta sadece tuvalet yapıyorlar, banyoyu bırakmıyorlar. Evimiz tabii ikinci el bir ev, kullanılmış bir ev. Ama kondisyonu çok güzel evler. Bunlar yazlık konseptinde en çok tutulan evlerden biri. Üst katı da tanıtalım. Finalde size birkaç güzel cümlem olacak inşallah. Evet, üst tarafta 3 adet odamız. Bir banyo tuvaletimiz var çünkü burada ev sahibimiz ebeveyn odamızı giyinme odasına çevirmiş. Gayet de güzel düşürmüş. Burada yine aynı şekilde 1,5'luk bir yatak, bir de gömme dolap koyulmuş. Çocuklar için kullanabilecek en güzel boyutta bir oda aslında bakarsan. Yazlık konseptinde güzel bir oda. Burada yine aynı yatak başlığı, aynı ürün kullanılmış. Yine aynı şekilde Fransız bir balkonumuz var. Aynı dolap, aynı klima. Her tarafta standartları bozmamışlar. Bir de ortak bir banyo tuvaletimiz var. Onu gösterelim seninle beraber. İstersen sen geçiş yap içeriye doğru. Alttakinin aynısı. Boyut olarak bir oda boyunda. Gayet de büyük ve ferah. Burası da ebeveyn odamız. Ebeveyn odamızda 2,5'luk bir yatak ve yatak başlığı yapılmış buraya baktığın zaman. Yine aynı şekilde çift sürgülü güzel bir gömme dolap yapılmış. Akabininde Erkan buraya geçmeden önce ben şu giyinme odasını göstermek istiyorum. Normalde burası banyo tuvaletti. Biliyorsun kapatmışlar. Kapaksız, arkası dönen komple bir giyinme odası düşünülmüş. Bence de güzel tasarlanmış. Çünkü istenirse bu oda, bu dolap kalktıktan sonra ebeveyn banyosu yapılabilir. Özür dilerim. Buradan da izleyicilerimize bu havuz manzaramızı, dağ manzaramızı göstermeni istiyorum. Evimizde deniz manzarası bulunmuyor. Konsept bir site içerisinde yazlık tanıtıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir eve sahip olmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Erkam'la beraber bu sıcak yaz aylarında yine de sesimiz kötü olsa da hasta olsak da işimizin başındayız. Sizler için video çekiyoruz, içerik üretiyoruz. Umarım bu ev sizin de olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, selamlar.